iftar menümüzü mü anlatıyoruz? Bugün hayatımda en çok zorlandığım iftar menüsünü hazırladım. Çünkü bir takım aç, normalden daha da aç sporcuları ağırlamak zorundaydım. Öncelikle Hamza, hayatımda ilk defa bu kadar pirinç pişirdim. En kötü bu pirinçlerle doyacaklarını düşünüyorum. Onun yanında bir takım sebzeleri fırına attım, haşladım, bir şeyler yaptım. Başka ne yaptın Hamza? Çeşitli hayvanların bir takım bölgelerinden oluşan protein kaynağımız var. Onu da ayarladık. Etimiz var, tavuğumuz var. Artık kim ne isterse. Ben balıktan yanaydım ama bir dakika kapıya bakıp geliyorum. Selam. Hurmacı abi geldi. Evet. Hurmalarımız da geldi. Bu arada anlattım mı? Izgara şekli de yaptım. O da 7'de gelecekti. Daha gelmedi ama ekibin bazıları geç kalacakmış. Ramazan'da da Ramazan masasında kimse beklenmez kardeş. Çünkü herkes oruçta. Saatinde geleceksiniz. Konuştum, beklememiz dedi. Tuna abi biraz geç gelmiş. Hamza mesela şöyle bir şov yaptım. Asla kimsenin yemeyeceği bir ıspanaklı... Bir dakika. Ispanaklı mantarlı kiş yaptım. Ayıp olmasın diye birer kaşık bir şeylerden alırsın diye düşünüyorum. Kalbimi kırmazsın. Mesela bunu da asla kimse yemeyecek. Bir çerkez tavuğu veya havuç tarator var içeride. Ama işte protein, karbonhidrat, bir şey. Bir de en zorlandığım kısım neydi biliyor musun Hamza? Çorba. Sporcuya uygun bir çorba var mıdır yok mudur bilmem. Ben kendi inisiyatifimle domates çorbası yapma kararı aldım. Sonradan domatesin sulandırdığı aklıma geldi ama artık çok geçti. Bir iki kaşık yersin sen. Ben yerim. Sen de Ümit'im. Geldim. Next toplantısı mı var? Aynen. Doğru. Hi guys. Selamünaleyküm. Başkan, hurmasıyla gelmiş başkan. Dedim ki, Aylin dedi ki bana hurma al, ya gidip Migros'tan karşıdan hurma mı alırım? Adam hurmanın menbaından evet, hakikaten. Ben hurmacıyım aslında. Aylin merhaba, kolay. Hurma budur ya, bak. Hastayım ben. Evet, öksürük. Şimdi bunun üzerine bir sos yapıyorum. Az önce yaktım, gördün. Tekrar yapmak zorunda kaldım. O kadar, bittik galiba. Bir vejetaryen olarak bunları pişirmek beni bayağı aşardı. Bunu yapabiliyorsam oldum demiş demektir. Olmuşum yani. Bunu yapamıyorum. Allah kabul etsin. Hamzacık gel. Bak tunağını etiketler. Buraların çıkamayın. Bütün Jordan'lar buradan sakın sormaya. Yok, ne yapıyorsunuz? Hamza da, bütün ekip burada ya. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Hamzacığım ne haber? Yengeciğim merhaba. Merhaba. Yenge merhaba. Açtın mı orada? Açtım. Selamlar, hoş geldin. Sağ olun, senden ne haber? Beyler siz hiç direkt yemeğe geçin. Çorba kardım. Çorba. Direkt buradan atıştıralım. Yengeciğim vallahi hiç zahmet yok. Buradan biz atıştıralım. Buradan, pilav direkt buradan atıştıralım biz ya. Çorba kıyaktı ama. Abi yedik ya. Çorba. Niyetliyken güzel oldu da. Yani yoksa hayatımda hiçbir çorba yok iftar dışında. Senin kanalda mıyız? Şu an bizim kanaldayız. Sizinkine de gireriz. Evet. Her yakındayız. Hamzacığım ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Hamza ya. Özledim ya seni. Kaldınız mı trafikte? Ya sorma ya. Araba falan kiralayayım dedim. Söyle. İstediğin gibi söyle. Oradan doğaçlama gideriz. Kayıtlı mıyız amcacığım? Ben kayıttayım. İkisi de arada bakıyorum. Evet, biraz oraya, biraz oraya. Arada Hamza'yı da al. Sen de kanka bir senedir konuşuyoruz, video çekeceğiz. Evet. Vesile oldu bu arada, çok geçmiş olsun kanım vallahi. Ben bir küçük bir şey vardı sanıyordum, üzüldüm şimdi. Ama sen zaten kısa sürede hazırlanmayı çok seviyorsun. Evet, evet. Sorun olmaz. Yani olacağı vardı, oldu. Yapacak bir şey yok. Çözüm odaklı olacağız. Olabildiğince. 1,5 ay. Onu çıkarttım mı sana 1,5 ay yeter. Ya teller 6 hafta kalacak. Onun haricinde iyileşme sürecinin o kadar süreceğini düşünmüyorum ben. Direkt bana başlar mısın? Yani? Başlarım diye düşünüyorum, bilmiyorum ki. Yani zorlanacağımı zannetmiyorum. Ufak ufak yoklayacağım. Zaten yoklayacağım ufak ufak. Yani şu alçı, kaba alçı bir çıksın. Küçük bir desteğe geçeceğiz. O olduktan sonra herhalde zorlanmam diye düşünüyorum. Çünkü şöyle küçük bir şey olacak. Bununki gibi büyük değil. En azından böyle şu tarafla falan böyle ittirebilirim. Bir şekilde baskı yapabilirim.
Allah kanka şifasını versin. Allah. Çok iyi güzel planlar kurmuştuk. Birlikte bir New York bir şeyler yapacaktık. Gene yapacağız da. Gene yapacağız. Ben geleceğim seninle beraber. Ha seninle beraber öyle şey. Kanka o New York'ta kesin şeye gidelim. Orada mevzu zaten yarışma değil mi? Yani sadıkların falan yanına gidip Steve'lerin yanına gidip bir görünürüz. İş kuralına göre oynama kararı aldık. 1,5-2 sene Pro Lig'de piştikten sonra işlerin nasıl yürüdüğünü hafif hafif çözdük. Bazı abilere kendini sevdirmen lazım maalesef. Gittiğimizde gördün zaten büyük bir ticaret dönüyor ya şeyde. Ya Olimpiyada da. Büyük çok bir büyük bir show business. Yani onu bilmek lazım sadece. Güzel olan abi. Güzel bir olan. Tekrarını yapmamız lazım. O Vegas'ın arkasında. Abi bu nasıl abiliyor musun? Kanka patlıyor herkes panik içerisinde. Bunlar ne yapıyor biz? Bunların hepsini deriz. Gel bir sigara içelim. Herkes öküz gibi patlıyor. Biz arka sigara içelim. Veriyorlar bizi. Gelin gelin diye. Nasıl bir rahatlıktı ya. Komediydi. Bir daha gidersek bu sefer hep tepe edeceğiz oraya. Ben sana söyleyeyim. Ama öyle bir rahat konuştun kanka. Baksana bunların hepsinden biz iyiyiz. Bunları yeriz dedi. Ben de. Ama yedik de çoğunu. Ama bir toponu bekliyorduk kanka. Yaparız falan diyorduk evet. Ya. Ya işte yani görünmek lazım. Şey gibi değil kanka, orada gördüğümüzde yenilmeyecek adamlar değil. Onu neyin daha iyi algıladık ya. Yani şu an Pro Lig'de yarışıyorken zaten hepsiyle yarışıyorsun kanka. Ağım çağım bir şey yoktu yani. Hani biz yolumuzdan giden insanlarız. Fakat orada gerçekten Furkan Er gel kardeşim oğlun kupasını sen ver. Ya da Tuna gel dostum işte şu madalyayı sen tak. Bunların yani, demeleri gerekirken kanka, yaşadığımız bir, şeylere bak. Biz herkesi farklı bir moda çıkar. Daha çok izleriz. Alkış, seviniriz kanka, ya. Kanka her şey geç. Sosyal medyada bu iş tanıtılsın istemiyor mu onlarda? Abi bu adamlar tanıtacak yani. Abi bazı kişiler... O adamlar idrak... olursa izlenir o şampiyona. İşte bazı kişiler bunu idrak edemiyor. Aslında kalkınması için bunu yapman lazım. Evet. Neden yapılmıyor ben buna bir türlü akıl edemiyorum. Ya aslında baktığında aşağıda herkes, bütün herkesin güler yüzü bize farklı zaten. Evet, evet. O konuda şey yok ama bir şey demek ki bir engel oluyor. Onun sebebini çözemiyorlar. Üslubu bozuk bir ekip var orada. Onlar sadece bize değil. Yani bu bize özel yapılan bir şey değil. Onu bilmeniz lazım. Yani bu genel olarak herkes aynı. Bu arada Tuna'nın sorun yaşadığı hocayla bu zamana kadar üsluptan dolayı yani kavga olayına gitmiyor ama herkes üslubunda dolayı şikayetçidir zaten. Ki ben ilk gittiğim yarışmalarda falan da çünkü çok genç gittik ilk Avrupa şampiyonlar falan o üsluplar gerçekten bizi çok rahatsız ediyordu. Bir şey de diyemiyordun, içine kapanıyordun, çekiniyordun. Birçok evet. Sporcuyu böyle içine kapadıklarını gördüm yani. Abi şimdi isim vermeyiz de bizim şimdi bu olaydan sonra konuştuğumuz eski büyük isimler, evet. Yarışmacıları. Dedi herkes aynı şeyi söylüyor ama tabii bir arkadaş grubu yıl geçmişler olduğu için kimse de çok şey yapmıyor ama herkes farkında olayın yani. Bir de kimse de bundan önce kavga etmemiş gibi davranmasın. Dünyada ilk kavga ya, tabii canım, evet. Burada yani, görmüşüz böyle... diye davranmaya başladı. Çok beni ağrıma gitti şahsen. Sanki yani böyle hani böyle öldüresiye dövdüler vesaire falan. Bu algı hiç hoş olmadı yani. Hiç hoş olmadı. Yok şey ki tabii de asla böyle bir şey yapmayacağını biliyorum normalde. Demek ki seni tanıyanlar bunu düşünebilir ki ne hale geldiğinde olay oraya gitti. Kanka oflu adamsın. Beni yani, çok iyi anlarsın onu yani. Onu düşünmek lazım. Hani o bir damar vardır ya. Lazım orada zing diye bir ses gelip film koptuysa evet. Bir şey söyleyemiyoruz yani. Yani Ali geldi sonra olaydan sonra sizi geri çağırdılar ya. Evet. Ali sen geldin. Abi o kadar saygılı bir şekilde Ali konuşuyor sesi çıkmıyor saygıdan. Yani çünkü yanlış anlatmışlar orada ya, biz durumu toparlamaya o kadar üstüne geliyorlar adam ses tonu o kadar verin ki. Aynen. Orada bile... Abi bir de şey vardı, yarışma alanında ben şimdi masada diyordum ya, hakem abimizi şey yani böyle tutmayın falan filan yapıyordu. Tutmasalar gitse senin üstüne yiyordu galiba. Ali'yi dövse. Benim üstüne, benim. Ya da işte, hadi adam dövse. Bu şimdi normalleştirilecek miydi peki? Böyle tabii olayın bir de öteki tarafı var. Mesela orada biz zarar görmüş olsaydı. İşte aynı onu diyorum. Yani üzerinde bir dövse. Emanet olmuş olsa. Yani sokağa bilen adam. Ya sana gücü gitseydi. Mesela. Ya da Ali'yi orada tek bırakmış olsaydık. Hani biz... Gerçekten hani böyle insanlar değiliz ama tek bırakmış olsaydı tamam gidin hadi siz konuşun kapalı kapılar ardında. Geçmişten gelen süre gelen olayların artık olmaması lazım. Çünkü bu spor özellikle sizin öncülüğünüzde artık endüstri haline geldi. Eskiden işte Olimpiya'ya gitmek, pro kart almak. Çok ilginç ya şunu söyleyeceğim bak. Çok... Yemiyorum ben pro kart almam sen pro kart almam bir sene önce. Türklerin pro kart alması hayaldir Türk sporcu. Evet. Öyle bir de pro kart aldığımız sene Olimpiya'ya gittik. Evet. Evet. Rukiye üçümüz gittik kardeşim. Artık şu an kimse için basit işte imkansız da herkes Olimpiya'ya gitmek için savaşıyor. Direkt oraya hedefliyor herkes ya. Bir de spor salonlarının doluluğunu da gözlemliyorsunuz değil mi? Evet. Yani çok dolu bir talep var ya. Vücut geliştirmeye yeni jenerasyona çok ciddi bir ilgi var. Sporun evrimleştiği bir dönemden geçiyoruz. Evet.
birçok farklı markalar çıktı, çok sporcu çıktı, organizasyonlar daha böyle. Bak İzmir, Fuar İzmir bile, Fuar İzmir'deki organizasyon evet. Şimdi nasip olursa NPC diyorsunuz. Evet. NPC diyorsun ya. NPC ne demek? Direkt uluslararası camiaya, uluslararası alana yaşanmak demek. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'ye geldiğini düşünün yani. Evet. Böyle bir imkan var. Bizim özellikle federasyonun, bizim milli sporcuların ve hakemlerin özellikle kendini upgrade etmesi gerekiyor. Niye yapmazsın? Aynı kafayla devam edemezsin. Devam edemezsin. Bana da sor, bana da sor. Evet. Şimdi zamanında yaşımız küçüktü, daha hani lay lay lomduk. O da diyet bozuyordu, ben de diyet bozuyordum. Hani daha böyle amatör bir ruhla duygusal yaklaşıyorduk. Ama öyle olmamamız gerekiyor artık. Hani daha profesyonel yaklaşmamız lazım. Koç seçimimizde, işte ne bileyim yarışma seçimimizde, paylaştığımız storylerde, postlarda, böyle değil mi? Bir şekilde kendimizi geliştirmek zorundayız yani, yoksa elimizde sayacağız. Bir de millet şey sanıyor ya kanka, hani biz bu tamam para kazanıyoruz elhamdülillah, iyi paralar kazanıyoruz, yapabiliyoruz ama ya bir gittiğinde kanka inanılmaz paralara evet. bağlanıyor. Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz, bir kar amacı gütmüyoruz yarışıyorken. Ki artık bu şartlarda ciddi paralar harcıyoruz. Evet. Bir destek de beklemiyoruz, sadece bir güler yüz yaptığımız evet. tebrik. Evet. Saygı ya. Sadece evet. böyle saygı duyulsun istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ya para kazanma olayını bile geliştiren adamlarsınız. Şimdi ben dışarıdan gözle söylüyorum. Daha önce de yarışmacılar vardı. Adamlar imkansızlıktan gidemiyordu abi. Şimdi bir hani sektörün oluşmasıyla birlikte yeni gelecek nesile bile büyük bir imkandır ya. Adam gidebileceğini düşünüyor. Tabii. Ve o hani karşılığını alabilecek gerek sponsorlar olsun, gerek yarışmadan alacağı şeyler olsun. Abi 2-3 yıl önce ilk yarışlarımızda sponsorluk diye bir şey var. Yok abi. Yoktu yani. Öyle bir şey var mı? Yok. Ya. Sektör gerçekten gelişti ve gelişecek Allah'ın izniyle. Sadece bunun bu kırılma noktası olur diyorum ya evet. inşallah. İyi şeylere vesile olur inşallah. Herkes... Yani konu bu şekilde kapansın ben de istemem. Eyvallah. Hani tamam ben adaletin kestiği parmağı acımaz abi. Ben işin orasında değilim. Boynumuz kıldanıyor ama. Sporcunun psikolojisini bilmeyen adam nasıl hakimlik yapacak? Bu arada Ahmet abi çok... Ya gerçi beni izleyenler... Ahmet abi benim taraf da tanıyor. Adım gibi eminim yani. Ahmet abi bu spora gönül vermiş. Ben abi, spor yaptığımdan beri bütün yarışmaları birlikte gidiyoruz. Abi ben hobi olarak yapıyor biraz. 13 yaşın, 13 yaşından beri spor salonlarındayım. Evet. Ben de bak biz Gaziantep'teydik. Şimdi böyle çok özür diliyorum. Bir dakika ulan. Abi Gaziantep'te iki tane salon vardı. İki salonun da sahibi benim arkadaşlarımın babasıydı. Oradan yarışmacı hazırlıyorlardı. Sedat Hoca vardı Gaziantep'te. Eskiden yarışmalara katılmak için spor kulübü lazımdı. Aynen doğru. Hatırlıyorsun. Doğru. Hala öyle mi? Hala öyle. Yani Gaziantep kulübü çaldı ama. Evet. Biri vardı, oradan biridir gözlemlediğim için dışarıdan bir göz olarak anlatıyorum ben bu işleri. Hani sektörün gelişmesi... Ki abi bu bahsettiğimiz abilerin 20 katı profesyonel yarış görmüşlüğü var senin. Eyvallah. O da var ya. Eyvallah. Olimpiyada 10 tane. Olimpiyada ben de hiç gelmediysen 8 tane bu yarışa geldim. Olimpiyada olimpiyada falan bir yarışa. Bu adamın Chris Fawcett'i Türkiye'ye davet etmişliği var ya. Evet. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Tunağımla bizi bir karşılaştırıyorlar. Alttaki yorumları okuyor musun? Biz bunlara ciddi çok gülüyoruz. Yani kuru yarışa gideyim, Allah'ını seversen geçen kişi Tuna olsun dedim. Ya evet. Vallahi umurumda değil. Ama Tuna geçtim. O başka bir yabancı geçmesini hiç koyar mı kanka sana? Koymaz tabii. Sanki her birinin yarışma birinci oluyoruz. Bizim aramızda tabii ki de dostluğumuz çok öncesinde dayanıyor arkadaşlığımız. Bu olimpiya dönemlerinde böyle bir tayfa oluştu. Çok. Furkancılar, Tunağancılar. Yani biz olur mu? Biz ya yani gerçekten ya böyle Furkan'ın da boyu kısa. Klavyeden yazıyorlar biz şeyde dönme dolabının üzerinde Los Angeles'ta falan okuyup gülüyorduk. Espriyordu. İşin esprisi tabii bu ama bizim aramızda tabii ki de tatlı bir rekabet var, yok değil. Ama dostane bir rekabet. Hiçbir zaman o yani birbirimizi ezercesine ondan sonra hani karalarcasına asla ve asla olmadı, kanka olmayacak. Ben şöyle bir şey, çünkü aramızda bir dostluk, arkadaşlık dostluk, var. Dostluk, vallahi terdi gittik. Abi ben gittim yarışlarda genelde 2 veya 3 oluyorum. Evet. İlla beni geçen bir at kafası evet. var. O kişi sen olsan daha çok seviyorum. Sen geçin ne olacak ya? Bana bizden biri kazanır, bizden biri bir de şöyle bir durum var yani çok fazla hani değişkenlik gösterebiliyor form. O tabii son dönemlerde. Abi yani böyle canlı canlı görüyorsun. Bir gün o seni geçiyor, öteki gün sen onu geçiyorsun. Sen bunu defalarca yaşadın mı? Birinci, sekizinci oluyor. Yani, kanka aynı 20 kişilik kadroyu, evet. aynı kondisyonda başka yarışmaya, başka hakemlerin önüne koyuyor. Evet. Değişiyor her şey. Ya ışığa bile göre değişiyor. Ya ışık tam net vurmuyor adamın. Ya bizim hedefimiz üstüne. Her yarış bir olmak falan değil. Olimpiyo podyumuna çıkıp bir kere bir top 10 yapalım bir kere, evet. bir o hedef var ya. Evet, evet. Ya orada kalıcı olmamız evet. lazım. Ki bunu da yapabilecek insanlarız, o potansiyelimiz var.
Sadece işte böyle eksikleri görüp ona göre ilerlememiz gerekiyor. Onlardan önce bir video atmak istedim. Benim bir absorbe etme olayı oldu da. Çünkü artık bu suplement markalarında ben de biliyorsun kanka suplement sahibi olmama rağmen. Evet, evet. Hiçbir zaman bir görüşeceğim bir kişiyle markasını değerlendirerek bir hamle yapmadım ama şu an piyasada bazı firmalar oldu. Sporcularını birileriyle görüşmesine izin vermiyorlar falan. Ondan dolayı Tuna Hanım bir videosunda yer alamadım kardeşim. Orada da senin yanında olmak isterdim. Hiç sorun yok. Ben şimdi burada şunu söyleyip aradan çekileyim. O tarafta benim arkadaşım. Ben de isim vermiyorum zaten. O tarafla da aram iyi, seninle de aram iyi. Ben burada senin, nasıl diyeyim, ekarte edilmiş gibi görünmeni istemediğim için sana da söyledim direkt. Kanka dedim, daha iyisini, güzelini biz beraber de çekeriz. Kanka ben... deyip ben kenara çekileyim. Zaten hiçbir zaman... Biliyorum, eyvallah. Ama candır, burada da gördüğünüz gibi kimseye gereksiz. Evet. Olabiliyor. Benim de mesela üzüldüğüm insanlar vardı. Ben o dün de orada mesela söyleyecektim. İsim vermek yakışmaz dedim, söylemedim. Son kıyamı yaptım kendisine. Üstümde onun markası vardı. Son kez giydim. Son kez bir reklamını yaptım. Tamam, mevzuyu kapattım. İsim vermeden ben ayıktım. Çünkü şöyle. Ondan oldu. Yani böyle ortada bir dostluk var, giyip içmişlik var. Hepinizden de önce tanırım onu. Eski bana düşkün kim olacak? Bu kadar dostluk, arkadaşlık vesaire, canciye kursağımız var. O kadar mesaimiz var. Hani düzgün bir paylaşım beni desteklercesine ben göremedim bazı insanlardan. Kardo mesela bazı insanlardan gerçekten oldu. Bazıları da asla paylaşmayacağını düşündüğüm evet. Kişiler paylaştı. Hatta biz Aylin'le kanka benim attığım yazıyı beğendin mi? Sağdan beğendin. Ben çünkü senin yazı şöyle. Senin biraz da politik olman lazım kanka. Senin bir ismin var çünkü. Kanka ben... Ama şimdi senin yarının yarısı etmeyecek insanlar... Ben duygularımı yazdım kanka. Efendim? Duygularımı yazdım. Aylin'e dedim ki bunu... Düzgün bir dille de beni rezil etmeyecek bir dile çeviriyorum. Resmi dile çeviriyorum. Yoksa ben giydiriyorum beni. Tarz evet, biliyorsun evet, güzel evet, yazamıyorum ya. Kusura bakmayın ben biraz küfürbazım. Öyle ama ya. Onun halini resmiyete döktü onu paylaştı. Yok ben orada seni giyme alakalı emin ol hiçbir derdim yok. Olsa emin ol söylerdim. O kişilere de bunu söyledim zaten. Yani bu kadar mesaimiz var diyor evet. İnsan. Hamzacığım, kamerayı artık yemin et, daha kapamazsın. Daha bu zaten sonra kapatıyorum. Şimdi meslektaşıma yüklenmeyin abi. Bak 26 dakikadır kayıttayım, makine muhtemelen 15 dakika sonra sıcaklık uyarısı verecek. Bir de onunki daha büyük sanki, çocuğun kolun kası da zor. Yani, o daha rahat oturuyor. Biz bak burada bataryayı düşünüyoruz, hafıza kartını düşünüyoruz, makine ısınıyor. Tamam kardeş, haklısın. Ben de şey yapalım, çıkalım. Çıkalım güzel çay kahve. Ne diyorsun lan? Güzel bir kahve. Çay kahve vesaire falan. Kesinlikle hastasıyım. Ne yapalım şimdi? Çaycıyım ben. Bana bir paket çay gelir mi Rize'den? Rize'den. Altın seviyesi. Nereye gidelim abi? Çay gelmemiz lazım yani oralarda. O etiklerde bizim olması lazım. Ki yapacağız da orada. Yani bir oraya bir gitmemize bakalım. Yeter biz orada bir gözüksek. Bir sadık madık falan orada hep beraber bir antrenman yapsak. Steve de ona göre. Siz kayıtta mısınız? Girdiniz mi? Aa süper. Yani Steve falan böyle bizi bir görse, yorumlasa arkadaki poz odasında vesaire. Emin ol çok şey değişir hayatım. Adalarla hasbihal. Muron burada. Görünüyor değil mi? Muratsız olmazdı. Çok hızlı organize olduk. Güzel evet. Oldu. Evet. Ya işte şöyle, bir kere daha şunu görmüş olduk. Sabah da konuştuk biz mesela İbrahim abilerin orada falan. Dostumuzu, düşmanımızı görmüş olduk. Gerçekten hani böyle kötü şeyler yaşandı eyvallah ama iyi şeylere yoruyorum yani. Ben güzel tarafından bakıyorum. Bakın hani mesela bir senedir biz programla hani şu gün çekelim, bugün çekelim falan filan yapamıyoruz. Bir araya geldik mesela. Nuro ile en son ne zaman oturmuş? Sırmıkta bayağı oturuyorum. Ahmet abi de keza aynı şekilde. Sürekli diyalog halinde olduğum insanlar. Hani gerçekten dostluk diyebileceğim insanlar. Ama yani vesile olmuş oldu. İyi tarafından bakmak lazım. Abi şu birliktelik bile hani sporun markaların üzerinde evet. Şeyler yapmak istediğinizi gösteren bir şey. Yok bir de kan fark ettiysen piyasada sen beni tanıyorsun. Biraz olarak bilinirim ben. Milletle video çekmiyorum falan sanılıyor. Aslında bende hiç böyle bir şey gördün mü? Adam olan herkese çeker. Kardo şöyle bir şey oldu. Ben firma sahibi olduktan sonra... Kardeşim senin bir ağırlığın olması lazım. Hayır, ben şu ana kadar bana video bir kere çekmek isteyen bir kişiye hiçbir zaman hayır demedim. Kanka. İsterse 5000 takipçiye bile bakmam. Biliyorsun sen de ben böyle şeylerle YouTube'da popüler olan kişiler değiliz evet. Yani. Evet. Siz böyle, YouTuber değilsiniz. Kanka böyle bir algı yetildim ben de ona tutuluyorum. Sanki ben istemiyorum. Hayır abi firma sahibi olduktan sonra diğer firma sahipleri sporcularının benimle görüşmesini mi istemiyor?
Abi bir de şöyle bir şey var. Biraz önce bahsettiğim endüstriye dönmeye başladıktan sonra oyuncular da sizin farkınızda olmadan oyuncular da değişiyor. Sonuçta burada bir menfaat var. Tamam mı? Çıkar ilişkisi var. Bu çıkar ilişkisinden dolayı insan yeri geliyor tarafını söyleyemiyor. Evet. Doğru mu? Yeri geliyor tarafını söyleyemiyor. Çok popüler olan adamların nefretçisi çok oluyor. Doğru. Veya işte sen Furkan'ı destekleyecek. Furkan çıkarlarıyla çelişiyor. Seni destekleyecek, sen çıkarlarıyla çelişiyor. Yani böyle olunca tabii ortak bir paydada buluşmak çok değerli bir şey yani burada. Ya işte o taraftan bakıyorum. Kanka yani mesela Mehmet abi de birleşebildik. Mehmet abi de böyle birleşebiliyoruz. Onda ya mesela sıkıntı. Şimdi ben Mehmet abi çok iyi tanıdığım için Mehmet abinin derdi abi bu sporu yükseltelim. Eyvallah. Mehmet abi seni de çok seviyor. Murat'ı da çok seviyor. Köptuğu da çok seviyor. Emre'yi de çok seviyor. Herkesle arası iyi adam. Herkes ben diyor ki ben bu adam için ne yapabilirim diyor. Yani ben bu spor için ne yapabilirim? Bu adamı nasıl destekleyebilirim? Ama maddi ama manevi. Kanka işte. Yani bu şekilde yaklaşmayan insanlar da var. Var kanka ve çok tekelleştirmeye çalışıyor. Çok algı yönetimi yapılıyor yani. Millete de saldırıyor. Mesela benim Göktuğ'yla Emre'yle hiçbir sorunum yok kanka. Ya onların da senin yok. Ben mesela dün beraber... Kardo hiçbir zaman bu kadar Emre'yle birlikte bir iş yaptık biliyorsun. İyi konuşuyor. Senin evet. Mutlu olmanı, başarılı olmanı Kardo, istiyor. Kardo ama bir garip algı yönetimi oluyor. Birlikte bir iş yaptık, ayrıldık. Ayrılıyorken hiçbir sorun yok. Ayrılabilirsin de evlendim, ben taşındım, sen... Evet. Orada sanki Furkan absorbe eden, çünkü paralı gibi gözüküyorum ya, göt olan kişi hep oldum. Sosyal medyada da üstüme çok gelin. O ara ben hatta paylaşım yapmayı kestim çünkü biliyorsun çok konuşan biri değilim. Yamuruk şimdi şöyle bir durum var. Bizim muhabbette de mesela algı abi. Mevzu tamamen algı. Yani biz orada kendimizi açıklamamış olsaydık, ifade etmemiş olsaydık ne olacaktı biliyor musun? Yani bu adamlar toplandılar birilerini hani arkalarına alıp 3 kişi saldırdı. Kanka ben zaten bu sizin olaydan sonra ben normalde hep suçum... O zaman biz ne olacak biliyor musun? Ya ben hep susmayı seçiyordum. Evet. Çünkü beni tanıyan bilir diyordum. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Diğer abi. Kişiler konuşursa algı yanlışa dönüyor. Evet, evet. Yani orada mesela sonradan Emre'ye ben göya sıkıreden kişi oldum. Asla yapmadım. Göktuğ'yla ayrıldık. Ondan sonra bir soğukluk girdi araya. Onlar büyük ihtimal o şuna gibi izin vermedi. Benimle görüşmelerini bilmiyorum. Öyle koptuk. Hiçbir hatta ayrıldı. Ahmet abi çok samimiydi bizde. Eyvallah. Ayrıldığımızda falan ben diyordum hiçbir sorunum yok. Severim. Yarışmaya evet, gidecek. Denkler. Destek olurum diyordum. Sonra sosyal medyadan bir üstüme gelindi, bir üstüme gelindi. Ya pırlanta gibi çocuk zaten canım. Kanka üstüne yani. İşte ama sosyal medya algı kötü. Ben diyorum ki bir evet. Orada sende de işte, olimpiyada biliyorsun mesela, bizi evet, bir şey yapmaya evet, çalıştılar. Evet, ama biz tınlamadık. Biraz da kurumsal firmaların yani pastayı kendine çekme adına yapmış olabileceği şeyler olabilir. Bir de abi iletişimsizlik bu konularda bence çok şey oluyor. Evet. Mesela evet. Aradaki iletişim azalınca abi başkaları girince araya olay farklı yere gidiyor. Tamamen diyalog yönlendiriyor evet. Aynen abi. Başka hiçbir şey değil yani. Çünkü abi artık üçüncü şahıs değil, beşinci şahıs, onuncu şahıs herkes olaya. Kardan. Şunu unutmayın sen düştüğün zaman kardeşim sizin karşınızda olan sizin düşmenizden menfaat sağlayacak kişiler, firmalar sizi vuracak paylaşımlar veya şeylere de destek olabilir. Abi zaten şöyle bir size şey destek var. Destek vermez. Şu an neden destek verdi? İşine geldiği için veren tayfa var. Eyvallah. Var abi. Ya. Bir de şöyle bir şey var abi. Mesela bu olaylardan önce, markalar olmadan önce de biz arkadaştık. Eyvallah. Zaten. Markalar, hani markalar sonradan aslında yani. Eyvallah. Dostları birbirine kırdırmaları kardeş, zor. Şöyle, belki dostları şöyle kırdırıyorlar mesela. Benle herkesi uzaklaştırdılar abi. Eyvallah. Mesela bir şeyler vesile olur ama sen belki mesela, bu olay vesile olur. Sen mesela bizim sporcumuzdun. Göktuğ'yla video çekmeye gideceğinde biz sana gitme diyor muyuz? Bizim iş, çünkü bu dostluk başka. Ulan o zaman ayrılışalım. Çiriste 3-5 kişi, ben 3-5 kişi. Sen de takılayım sabah. Böyle bir dünya yok abi. Abi şey bile güzel ya bak biz markanın şeyini çekerken Tuna geliyor kardeş firma diye bizim yıla konuşuyor. İzledim orayı kanka. Bunlar çok değerli şeyler evet. Vallahi yani. Ya bizim gerçekten bir kere Moruk şöyle bak patron yani Mehmet abi patron hani diyorum hani onuru etmek için yani böyle gerçekten öyle patronumuz sonuç olarak. Biz Mehmet abi deriz ona mesela. Mehmet abinin bir kere olsun ben hani şu lafı dediğini duymadım oğlum git
işte Furkan'la gidip çekme. İşte çok fazla hani böyle üstünden prim yaptırma vesaire falan. Yok, yok, A şahsına bağışı, B şahsına. Böyle bir şey kanka asla Mehmet abi özellikle beni aradı MPC organizasyonu evet. için seninle de görüşmek istiyorum dedi. Evet. Ben dedim Murat'la geliriz. Kanka bir gün ben söyledim yurt dışında. Öteki gün ben bir yere davetliyim. Bir daha aradım yurt dışında durmuyor diğerinde anasını satayım. Evet, evet. Denk gelemedik. Ya vallahi ya sizi de mesela şey yapıyorum. Şimdi Doğan'ı tanıyorum, seni tanıyorum. Şimdi mesela Muscle Balance tarafını tanıyorum. Alpcan abi, Mert abi hepsi pırlanta gibi insanlar. Yani hepsi gerçekten bu sporun yükselmesine destek olan, uğraşan, fedakarlık gösteren, para harcayan insanlar. Mevzu marka mevzusu değil mesela. Kanka, bu muhabbet de çok iyi şeylere vesile oldu. Yani. Bizim aramızda marka değil. Mesela biz bir ara bir sorun yaşadık. Biliyorsun dedikodular çıktı. Değerler, meğerler. Abi ben öyle bir şey yoktu. Dedikodu üstüne gene bir güçlü firma bizi bitirme. Onun üstüne ben götüm yırtıp varımı yoğumu kurup firma kurdum. Hiç kimse bir destek çıkmadı kanka. Bir yapmayı kaliteli bir şey yapmaya çalıştığına dair kimse arka çıkmadı yani. Neden? Çünkü işine geliyordu zaten. Bir firma azalıyor. Hemen oradaki şey... Parklar gidince öyle olur aşağıya. Yani, bir de pasta çok büyük abi. Ya. Evet. Yani bu kadar... Kanka pasta şey büyük, 2-3 yani. Firma var. O yani pastayı yedirmemeye çalışan... Yedirmemek için bu kadar uğraşmaya gerek yok. Fakat herkesin yani, şeyi var. Herkesin kendine ait bir kitlesi var abi. Yani o kolay değil. Bir de şunun ciddiyetine sosyal medyayla beraber artık biraz daha işler değişti. Ama şeyi öğrendim kanka. Susmayacaksın yani. Bir şey başına geldiğinde çıkıp anlatacaksın abi, ben hep sustum, bize salak de, gibi. Bize de dediler ki büyükler, merak etmeyin biz sizi biliyoruz. O ülke daha bu ülke zaten. Değil kanka. Yani. Burada susarsan olmaz. Biz alttan halledeceğiz fakat bir baktık iç hesaplaşmalar falan başladı. Yani biz kavga gürültü peşinde değiliz. Bu mevzuda böyle kapandı. Yani çok konuşulması taraftar değildim aslında ama konu konuyu açıyor. Konuşulsun yani kanka. Yapılacak bir şey yok yani. Yok şunu millet fark edemiyor. Algı yönetimi gerçekten ben senin olayda ve kendi olayımdan sonra. Evet. Abi algıda çünkü istediği yere çekebiliyor ve evet. seni göt edebiliyor. Evet. Buna çok dikkat edilmek lazım. Bunu da ben hep kaybettim. Senin hamlenden sonra ben artık kendini ifade etmen gerektiğini çok net anladım. Şimdi senin konuşmasan suçsuz yere birini dövmeyeceğini herkes biliyor. Evet. Ama öyle olmayacak. Ama yani konuşmadı. Belki de suçlu bu çocuk. Tabii herkes öyle yani. Düşünecekti belki kanka. Aynen. Biz iki gün boyunca hiçbir şey paylaşmadık. Yani büyüklerin haberi olmadan da Mehmet abiye vesaire falan söylüyoruz. Abi diyoruz hani biz yine götürüyorlar bize. Bizim mikrofonu sana emrediyorum. Yani artık yani içi yordu beni. Gerekiyordu da yaptık. Evet. Yoksa biz yanıyorduk. Yoksa yani. Bu desteği de bulamayacaktınız. Tabii. Ahmet abi bir iki algı yönetimiyle ilgili bir şey söylesene. Ahmet abi severiz. Millet sizin konumunuzu ve yaptığınız başarıları çok idrak edemiyor sanki. Hani olimpiyan nedir? Pro nedir? Sanki hani çok basitmiş gibi gözüküyor. Kanka sen dördüncü oldun ya bir yarışmada güzel. Evet. Instagram'da gelen yorumlar nasıldı? Evet. Sever sayan çok var mıydı? Olmaz olur mu? Abi ben izledim mükemmel yarışmada dördüncü oldu. Güzel podyum. Tam istediğin formda çıkmamıştı sen oraya. Daha iyi çıkabilirim demiş. Çıkabilirim tabii ki de çıkabilirim. Abi şimdi her yarış, lan abi ben her ikinci olduğumda yemin ediyorum artık yarışmaları gizli mi gitsen diyeyim. İkinci oluyor, bir giriyorsun 50 tane sen bu sporu artık bırak. Bir de buraya gelene kadar kaç tane kazanmışım bir helal olsun da ya. Evet evet ya işte senin ne yollardan geçtiğini bilmediği için abi. Abi nelerde savaştığını. Klavyeden annesinin yaptığı keki yerken orada böyle çatallarken. Senden bir bok olmaz yani bırak. Sen bu işi bırak. Yapamıyorsun artık. Kanka bu son süreçte bir şey söyleyeyim mi? Bu firma falan kurduk. Kaliteli iş yapalım. Büyük bir sorumluluğun altına girdik. Millet onu algılamıyor kanka. Valla hani tamam durumumuz iyi de kanka bu tesis kurmak falan basit değil. Evet, borca girdik. Borçlar içerisindeyiz. Ya, milyonluk kaliteli işler yapmaya çalışıyorsun. Arkadan adamlar sanıyor ki para... Ooo günlük Gülistan'a göre bir şey yok ki kanka. Yemin ediyorum şu süreçte dedim ki keşke dedim ben ticareti sevdiğim için hep kendi markamı yaptım. Yoksa bir yerin sporcusu olsam gene evet. rahat geçirdim. Lan yemin ederim öyle bir yoruldum ki kanka dedim ki keşke dedim bir yerin Furkan bu yollara girmese miydin dedim ya. Evet. Finalde çok güzel bir iş yapmak istiyoruz. Kaliteli iş yapmak istiyoruz. Kanka şimdi. Ama biri, güzel de güzel iş yapmışız. Şu an başardık Allah'a şükür. Yani. Bir suplement markası olsa kardır. İki suplement markası olsa şu anki kalite olur muydu? Çünkü istediğimi satarım lan yapardım. İşte bunu da yani mesela siz yaptınız. Mehmet abi sektöre girdi, sektör büyüdü.
böyle fena yerlere geldi. Dubai'ler, Mubai'ler. Yani herkes böyle bir aydınlandı katıyor. Ya. Herkes bir şey kattı abi. Bir şey katıyor abi. Geliştiriyor. Sektörü geliştiren şeyler bunlar. Rekabet evet. işi geliştirir zaten. Ben vallahi Mehmet abi marka kurduğunda falan çok sevindim. Abi girecek ya. Tekelcilik diye bir şey yok abi. Kimse at koşturamaz. Yıllarca, yıllarca koşturuyor. Mehmet abi de bu arada mesela şampiyonu da falan gelip şey falan yapıyor. Murat Beyca'yı şöyle yaptınız değil mi? Şunu böyle hani... Evet. Eyvallah. İyi olsun isteyen bir adam abi. Yoksa hiç ilgilenmez. Ben kanka gidip de zaten Mehmet abi dışında başka bir markanın ürününü orada gidip tatmazdım zaten. Evet. Ben de vallahi şu an, yani siz bak, olmaz. Büyük konuşuyor kanka. Başka güzel. Hiçbir markayı tatmazdım orada. Mehmet abi sen... Orada Doğan ve sen olmasan gelmezdi. Yani çünkü en nihayetinde başka bir markanın önünde görüntü veriyorsun. Evet. Yani ama biz gene orada geldik diye biz görüntü verdik. Için, sizi yani. Bildiğim için abi geldik nacizane desteğimizi sunduk. Abi yurt dışında da görüyorsun şimdi herkesin kendi markası var. Doğru mu? Veya evet. bir yerde başka sponsorluğu var. Antrenörün bir markası var. Hoşta hayat en hani mi? Hani Rambo da evet. Siz ayrı. Ersen'i abi, biliyoruz. Senin koçuna mı şikayet ediyor? Eder abi. Diyorlar. Abi seni hiç etmediler mesela. Defalar etmişlerdi. Kardo ediyorlar. Bir de psikopat bir tayfa var. Senin koçunu tehdit eden oldu mu? Yok. Furkan bu yarışma. Bana adam mesajlar atıyor. Bu yarışma da alamazsa seni bitireceğiz falan filan. Kahkaha atarsın. Şey mi Giuseppe? Oğlum ne psikopat bunlar falan diyor. Bir de kanka bakma, yurt dışındaki fenomenlikle bizim takip, benim hikaye izlenimi gördü kanka, orada onun 45 sporcusu vardı. Hepsi pro. Evet. Benim hikaye izlenimimi gördüler, şok oldular evet, kanka. Evet. Bizim Türkiye'de... Bizi tutuyorlar burada. Türkiye'de evet, farklı evet, bir şey. Destek de çok gerçekten. Fazla ama ben onu bir videoda daha söylemiştim. Hani hep var. Böyle sallıyoruz, ediyoruz da... Kanka destek veren de çok var yani kanka. O... Böyle çok seven insanlar da var. Bir azınlık var. Fitne fesat bir azınlık evet. var. Yani onlara lafımız zaten onlara. Kanka işte haricinde herkes sıkıntı şey oluyor. Fitne fesat verenler çok yorum atınca iyi düşünceliler yorum yazmayınca o gözüne batıyor. Evet. Eskiden bir de daha azdı kanka fark ediyorsan. Evet. Bir iki yıl önce. O popülerlik de biraz işte bence kanka. Burada en büyük görev de aslında sizi sevenlere düşüyor. Yani sizin uğradığınız bir haksızlıkta. Diyelim adam iki görüş var değil mi? Senin haksız olduğunu düşünen. Evet. Bir de sevenlerin var. Sevenlerin sana yapılan linçi, size yapılan linçi gördüğünde onların direkt müdahale etmesi gerekiyor aslında. Evet. Yani gerçek. Yani Allah razı olsun. Abi ben işte Tuna'nın o konuda ben şeyini gördüm. Beğeniyorum. Tuna'nın küçük bir linçe girecekken çıkıyor abi. Ben hep tuttuğum için salak. Sen bir ayar veriyorsun herkes tutuyor kanka. Eyvallah. O işi yapıyorsun biraderim. Sağ olsun. Sağ olsun. Harbiden yani böyle ulan hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama yani geri geldi yani anam babam bile bu kadar benim arkamda durmadı mesela. Ya kardeş şey bile garip sen pro kartı aldın kupa aldın falan lan bana sallıyor olma ihtimali ya, yok. Mesela. Bak benim alakası yok bu birilerine girsin diyor ya kanka. İki tane kart var. O gün bana 200 tane mesaj geldi Tuna sana kupa sokuyormuş. Oğlum ne alakası var ya bana sok. Şimdi anladın mı mesela o kupaların kime girdiğini? Hani diyorum ya 3-5 tane çapulcu. Kupalar onlara ya. Ya Kardo zaten kime salladığını bilmiyorum da bana sallamadığını eminim orada anladın mı? Yani böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar mesela NPC. NPC'nin ne alakası var bu işle ki? Yok. NPC ben yine söylüyorum. Bu yani bir beka meselesi. Bu bireysel bir dava sizinki yani abi. Bu çok farklı bir muhabbet. Sen NPC'yi bu işin içerisine nasıl katıyorsun? Bu nasıl bir art niyet? Pro kart iptal edilsin mesela. Spor gelişmesin kendi, diye hamleler. Abi kendi tezgahının bozulmasın diye. Yani. Abi bir Brezilya gibi olamıyorsak yemin evet, ediyorum. Evet, Brezilya evet. gibi sporcu bizim olimpiye gidemiyorsa tek sebebi burada NPC olmamız. Çünkü kitlemiz benziyor. Çok seviyor sporu. Evet. Brezilya'da bir sürü pro yarış var kanka. Bizde hiç yok. E bak son olimpiyada topu onun kaçtı Brezilyalı. Ben şuna eminim. Ben daha nice Furkan Erler, daha nice Rukiye Zolaklar, nice Dunuhan Gülerler, Hamdullah Akıllılar çıkacaktır. Evet. Yeter ki şu yarışı burada bir düzenleyelim. Evet. Bak yemin ediyorum. Ve komün olarak patır patır bizim edelim. Sporcularımız böyle pro kartlarını alsınlar. Pro yarışları getirelim. Ya istemez misin kanka mesela kendi taraftarının önünde yarışmak? Kardo efsane olur ya. Yıllardır yarışamıyoruz. Bir kere biz... Abi rahat rahat gidelim Türkiye'de podyum yap ya. Evet. Amerika'ya git. Sırt çantanı al abi. Bin arabaya. İşte ondan sonra Green Park'tır olur budur. Çok güzel bir şey değil mi? Evet biz de kapanışımızı yapalım. Ben de herkesten bir cümle alayım. Son ben alayım kapayalım. Buyur kardom. Abi bugün için teşekkür ediyorum. Gerçekten ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok güzeldi, çok mutlu oldum. Benim başka diyeceğim bir şey yok. Sizi seviyorum. Ya şu adam kanka zaten kendini ifade etmesine gerek yok. Bu adam kimseyi dövmez. Yani. Mecbur değilse. Buyur abi.
Allah birlikteliğinizi daim etsin güzel kardeşlerim. Bunlar şu, bu adamların ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlar iki tane olimpiyan he. Bu masada birliktelik mesajlarını verdiler. İnşallah sevenleri de arkasından güçlü bir şekilde durup birlikte bu sporu yükseklerle taşırsınız. Ben de bunları söylemek istiyorum. Ağzına sağlık. Ben de çok iyi ifade ediyorum. Murat Tamam, benden Tuna'ya veriyorum kanka. Biz zaten çok kapanış yaptık. Vallahi vesile oldu belki de bir olay. Bayağıdır görüşemiyorduk da. Evet. İyi oldu kanka, sizi gördük. İnşallah her şey en pürüzsüz şekilde hallolur. NPC olur olmaz, cart olur, cart olur ama olacak, ben dediğim gibi abi her şeyden önemlisi sizin için her şey bir an önce iyi olsun. Benim tek isteğim o. Olmasaydı ama oldu artık. Yanınızdayız abi en güzel şekilde. Hep beraber bu işi toparlayacağız inşallah. Sana veriyorum kankam. Kapanışını sen yap. Vallahi ben de teşekkür ediyorum dostlarıma, arkadaşlarıma. Hani böyle kötü şeyler yaşandı ama güzel şeylere de vesile oldu. Bayağıdır toplanamıyorduk. Sağ olsunlar hani desteklerini hiç esirgemediler. Hani yüzleri burada diye söylemiyorum. Siz hani kamera önünde görüyorsunuz ama biz arkada hep sohbet, muhabbet, gırgır şamata içerisindeyiz. Hepsinden Allah razı olsun vallahi, eksik olmasınlar. Bizim üstümüze düşen her ne varsa Furkan da ben de naçizane yapmaya devam edeceğiz. Gayret göstereceğiz. Hani başı çekenler olarak hani bizim jenerasyon adına konuşuyorum. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizler de desteğinizi esirgemeyin. Güzel yerlerde olacağız Allah. Allah'ın izniyle. Camia olarak ülkecek deyip kapatayım abi ben. Sağ olasın karda. Elinize ayağınıza sağlık. Antalya'dan evet. Geldiniz. Güzel. Antalya, bu arada Antalya'ya da bekliyoruz. Geleceğiz kanka, sözümüz olsun. Bu ekip hatta bir gün basıp gidelim, ben gelirim. Çift yapar mıyız? Çift yapmazsak ayıp. Yapmazsak ayıp. Biz sıralı yapalım abi. Sıralı olur. Madem muhabbeti yapalım. Böyle bir challenge falan yapalım yani böyle. Kardo. 20K, 30K falan. Kuzu çevirelim. Tabii kuzumuzu yiyelim. Severiz. Yapalım yani. Tamamdır. Çok güzel bir gün geçirdik. Vesile oldu gerçekten uzun süredir. Ya Tunay'la cidden bir senedir video çekeceğiz, evet. Oturacağız. Görüşüyoruz, muhabbet ediyoruz. Kardo o süreçte de görüşüyoruz. Evet, video evet, çekemiyoruz. Organize olamıyorduk sadece. Ya şöyle bir olay oldu. Bu olaydan sonra bir algı yönetimi gibi bir şey oldu. Sosyal medyada susmamak gerektiğini bir kez daha anladım. Bundan sonra ben de başıma gelen olaylarda kendimi daha iyi ifade edeceğim. Tuna'nı herkes nasıl bir kişilik olduğunu biliyor. Yani bu zamana kadar hiçbiriyle sorun yaşadığını duymadım. Burada da illaki bir küçük suçum vardır kanka. O da evet. Karadeniz damarına veriyorum. Evet. Senin suçun değil, başkası da olsa aynısını yapardı kanka. Evet. Allah sabır saat versin ne diyeyim kardeşim. Bu şekilde videoyu kapıyoruz kardeşim. NPC'yi yedirmeyiz. O da olacak her türlü kardı. Bu sene NPC düzenlenecek. Çünkü herkes de çok yükseldi bu konuya. Yani. Evet. Çok güzel gelişmeler olacak. Şundan 3-4 sene sonra kanka Brezilya'nın olimpiyada aldığı yeri biz alacağımıza inanıyorum. Sporcular, gençlerimiz savaşmaya devam etsin. Biz savaşacağız. Yaptığımız bütün işler bu sporun gelişmesi için. Vallahi gelişmesi için. Yaptığımız işler, yarışmalar. Çünkü seviyoruz. Allah'a emanet olun diyeceklerim bu kadar. Dudağım kırdı konuşurken ya. Kameraya vurdum kanka.